Selamun aleyküm hemşerilerim. Bundan 50-60 yıl önce tüm gurbetçilerimiz gibi Kayseri'li bir hemşerimiz de Avrupa yolunu tutmuş. Avrupa'ya gitmiş ama dolaşmış, etrafa bakmış, kendine uygun bir iş bulamamış. İş bulamayınca da geziyormuş sokaklarda, bir de bakmış ki bir kilisenin etrafında insanlar sıraya girmiş. Orada papazın yaverine sormuş, bunlar ne bekliyor? Bunlar cennet satın alıyor demiş. O zaman bekleyeyim de demiş, bunlar gittikten sonra papazdan ben gideyim bir cehennemi satın alayım. Herkes dağıldıktan sonra papazın yanına varmış. Demiş ki, papaz efendi ben cehennemi satın almak istiyorum. Papaz şaşırmış ama bakmış ki yağlı bir müşteri, olur demiş. Kaça satarsın demiş, bana demiş cehenneme demiş. Papaz 1 mark demiş. Kayseri yapmış, pazarlık etmeye başlamış. Aşağı yukarı, anan aşağı baban yukarı derken 50 marka anlaşmışlar. 50 marka anlaşınca ondan sonra çıkmış dışarı. Dışarı çıktıktan sonra ertesi gün insanlar gene orada sıraya dizilmişken gelmiş, demiş ki bekleyen insanlara, benmiş papazdan ben cehennemi satın aldım. Sakın bir daha burada toplanıp da demiş, siz cenneti satın almak için birikmeyin. Cehennemi ben satın aldım deyince insanlar oradan dağılmışlar. Dağılmışlar, o da çekmiş ayrılmış gitmiş. Papaz efendi birkaç gün geçtikten sonra yaverini çağırmış. İnsanlar artık gelip gitmiyor. Ne oldu bu insanlar? Ortada bir felaket mi? Bir durum mu var deyince yaver dile gelmiş. Yaver demiş ki, efendim biz geçen gün Kayseri'ye cehennemi sattınız. O da çıktı insanlara, artık cenneti satın almanıza gerek yok dedi. Ve insanlar artık cenneti satın almak için bizim buraya kiliseye gelmiyorlar demiş. Demiş ki, ya ne yap, olur mu böyle bir şey? Çağırın demiş bu Kayseri'ye, çabuk bul bana getir. Yaver araştırmış etmiş, Kayseri hemşerimizi almış getirmiş papazın önüne. Demiş, sen ne yaptın ya insanlara böyle demişsin? Demiş, ne yap, ben ticaret adamıyım demiş. Tamam demiş, ben cehennemi geri satın almak istiyorum. Bana tekrar satar mısın? Satarım. Ne kadar? 2000 mark. Ya olur mu kardeşim, sen bizden 50 mark aldın. Yok, biz Kayseriliyiz demiş. Öyle deyince anan aşağı baban yukarı derken 1000 marka anlaşmışlar. Tekrar cehennem ona geri vermiş. Ve oradan ayrılmış, karlı bir ticaret yapmış. Evet kardeşlerim, işte hurafelere, onun vaadine, bunun şeyine hiç aldanmaya gerek yok. Dinimizde helaller ve haramlar bellidir. Yapanlar bunlardan kurtulur. Haramlardan sakınan bunlardan kurtulur. Rabbim lütfu inayetiyle adın cennetlerine girer inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.